Askeri gibi önünden geçiyor. Şu kara kedi. Anasını satayım. Sadece pencerenin önünde ben miyavlayacağım. Miyav miyav miyav. Yemin edebilirim size düğmeye basarak miyavlatıyorlar. Evet, hiç dinmeyen kedimiz. Mau mau. Karşıdan havlamalar. Neredesin kedicik? Neredesin havlama? Kamerayla çıktık. Hiç dinmeyen, böyle aralıklarla havlayan benim davacımın hayvanı. Karşımızda ve doğum hastanesine kesik kesik böyle, aynen böyle. Saatlerdir oradan ayrılmıyor. Ey belediye, penceremizin önüne dayatılan bu hayvanları buradan alır mısın? Sürekli mav mav diye şamatalar ve sinek aletini dolduruyorlar. Aynen orada havlatanın ortaklarının dayattığı pencerelerimizin önüne bir tane daha var. Ben de buradayım. Ben buradayım. Evet. Evet, penceremin önünden geçiyor. Her geçtiğinde penceremin önünden mav mav mav. Evet, belediye, bu komşuları 2 sene içinde bu baskılarla ve boklarla, parazitlerle, sineklerle katleden Orhonların, Özdemirlerin, Öztürklerin ve diğer İşbirlikçilerinin hayvanlarını buradan çeker misin belediye? Bu hayvanları buradan toplar mısın? Senede onlarca hayvan üretip sokaklara salıyorlar. Bazılarını büyü için kurban ediyorlar. Leşlerini buluyoruz. Bahçemiz hayvan mezarlığı. Evet, belediye, bu hayvanları bu baskılardan uzak tutar mısınız? Tümünü toplayabilir misiniz belediye? 24 saat Orhon, Özdemir, Öztürk ve diğer işbirlikçilerinin baskısı altındayız. Bu hayvanlarla ve şu an konuşma yapıyorum diye susan havlayan hayvanlarla doğum hastanesinin içine götürüyor o hayvanı, bebelere opera çekiyor müthiş sesiyle. Demin duyduğunuz 0 eskiden yaptığına göre. 20 senedir sürekli böyle aralıklarla saldıran sokan parazitlerden daha hala kanser olmadık diğer komşular gibi. Buna son verilsin. Diğer kilisi orada kanal noktasında. Kadriye Orhon zavallı hamile kedisi
buraya parazit emdirmek için. Bu hayvanları çevreden yok eder misin belediye? Kimler hakkında konuştuğumu gayet iyi biliyorsun. Ve... Allah yardımcımdır, bilmiş ol. Bütün çete burada. Kaç tanesiniz? Bir tane de orada. 7 tane. Evet, belediye bunları yok etsin. Bunlar Orhunların ve Özdemirlerin ve Öztürklerin silahları. Elimizden etmek için. Bu Orhunları, Özdemirleri ve Öztürkleri yanlarımızdaki 2 sene içinde ölen 3 komşu. Onların yanında kanserden ölen, penceresinin dibine kadar bok dolu leğen dayatılan kanserli öldüren olarak yargılan. Buna daha fazla ne kadar dayanacağız biz? 20 senedir dayanıyoruz. Kanser olmadan. Evet belediye. Adalet. Yetkililer, emniyet. Siz bu seri katilleri, bu baskınları yapan seri katilleri cezalandırmazsanız ne işe yarıyorsunuz siz be? Şeytana mı hizmet ediyorsunuz? Evet, köpek çeteleri toplanmış vav. Bunlar kedi sürüsü. Sürekli sinekler evimizde, parazitler, kokular, kabızlar, kanseri etmeye çalıştıkları besbelli. Bu seri katillerin cezasını neden vermiyorsunuz? Bize yüklenip bizi süründürüyorsunuz kurumlarda ilaçlarla. Konuşma yaptım diye vav kandiriye Orhun kedisi geldi. 24 saat hayvan baskısı burada. Ne yapıyor? Demiri seviyor. O sevgi dolu. Role bak. Kaç kere kovdum bunu penceremin önünden. Güç gösterisine bak, bu şeytanların, siyonistlerin. Bu milletin neden icabına bakılmıyor? Biri bana anlatsın bunu. Tüm Türkiye'nin yakında sahipleriyle böyle parsel insanları yerlerinden ederek. Aynı Cudunsuz filmindeki gibi. Yani çekimi kestiğimi anlayıp anlatıyorlar. Pencereye yanaştığımı anlıyorlar, susturuyorlar. Bu zalimlerin, bu şerefsizlerin, namussuzların, ahlaksızların, bu köpek soyunun neden sonu getirilmiyor? Buyurun, yine ayrıldım pencerenin önünden, yine vav. Bu nedir be? Nasıl bir şeytanlarla uğraşıyoruz biz?